memleketimizde 37.700 kişinin aynı anda mutlu olduğu bir tek yer var. Biz de oradayız. Vazgeçilmez adamı şöyleyiz ama yeter, yeter. Olacağı buydu, en son bizim kınamız yakılacaktı. Of, kabus gibiydi. Abla bir tokat atsana. At at. Tokat at dedik, ağzımızı burnumuzu kır demedik yani. Kura şeyi yapmış. Ya vurdu mu? Tipinde... Allah Allah, bana güzel var buna. Olan bir şey ne oluyor? Tipte benziyor da Sinan Şahin'in tamın annesi gibi. Nerede? Gerçek gelin nerede? Bu ne ya? Kabus gibi. Başım, ben biliyordum abi. Biliyorum. Başıma bunun geleceğini biliyorum. O kadar kınaya giderse senin de kınanı yakarlar. Ben gelin... Bakmayın öyle bana! Hiçbirinizi tanımıyorum. Hiçbiriniz benim genç kızlık arkadaşım değilsiniz. Kız çükürse... Seni istemediler mi daha kız? Evde kalsan ben gidiyorum. Ha 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 ha! Ne oluyor bu abla, bir tane daha. Sert de olabilir. İyi değilim ben. Sen vur, sen vur, sen. Dikenlerini toplayıp içtiği çorbanın içine atacağım. Boğazında kalsan. Elinin de ayarı yok benimle. Of. Mut kınası çekeceğiz. Gel gelin kız. Ah yavrum, ah. Ah yavrum, ah. Ah tamam, normal başlayayım. Bu ne ya? İyi değil mi? Kaynananın avukatı mısın? Aa, verecek, aç. Açmıyor, açma kız. Açma. Ok, at senin kız, at senin. Yakını mısın? Kız kardeşim. Öyle mi? Koru ablanın haklarını. Açma. Ya sen de ablan ne zor. Allah Allah. Para mı aldın kaynana tarafından, erkek tarafından? Ben kaynanayım. Kimin kaynanası? Gelinin kaynanasıyım. Kınasını yakacağım. Yazıklar olsun. Boş mu geldiğin? Boş gel, yeter bu. Hemen gözünü korkutma kızım. Bağırma kıza. Bağırma kıza ilk günden. Tamam. Daha vereceğim aç. Parmağındaki yüzüğü bir çıkar. Tamam, bilezik takacağım. Yok, yüzüğü de istiyoruz. Tamam, yüzüğü de koyacağım. Çıkar göreceğiz. Ben gelini ve hepsini bağışlarım. Tabii tabii, öyle dersin milletin içinden. Öyle filan değil. Öyle yaparım yani.
İyi mi? Evet. Havalı sesine! Efendim? Altınlar at. Altınlar at. Bana mı söylüyorsun bunu? Altını alacak enerjiyi burada. Ben daha sana çok takacağım. Daha düğünde takacağım. Düğünde şimdi kına geliyorsun. Yarın gelinde takacağım. Sen hiç muhtar adaylığı ne bileyim milletvekili adaylığı oldu mu? Hepsini yaptım. Yaptı belli. Hani ben de yapacağım. Sırf aç. Sırf aç. Başka. Yaparım gelinimi severim ben. Öldür yapıştır bir tane. Canım bak, öldürürüm. Bak. Severken öldürecek. Bu ele iyi bak kızım. Bu eli var en az 800, 900, 1000, 1200 kere öpeceğim bu eli. Her bayram 5-6 kere. Sizde de affedersiniz hani gelin ayıptır söylemesi banyo yaptıktan sonra el öptürürler bazı yerde. Olur mu o adet var? Evet. Var. Öptürürler. Bu kız ne zaman yıkansa gelip senin elini mi öpecek? Evet. Niye sen hamamcı başında? Yok. Dönelerimiz öyle sabah erken gelecek sobamı yakacak. Elimi öpecek yemeği hazırlayacak. Ne oldu? Tongat durumları var hafiften. Sabah kalkacaksın, sobayı yakacaksın, yemeğini hazırlayacaksın, banyodan sonra da gideceksin, elini öpeceksin. Tanıştırayım üçü bir arada. Yumuşatıcısı da içinde. Gerçi bu biraz tortulu gibi geldi bana yani. Yine sen bilirsin ama siz kaynananızı öyle mi yapıyordunuz? Evet. Niye kaloriferli evde oturtmuyorsunuz, yerini de sobayı eziyeti çektiriyorsunuz? Bizde kalorifer yok. Öyle mi? Evet. Sobamız var, bizim kaloriferimiz falan yok. Odunu modunu bu kız mı yaracak? Yok, damadı yaracak. Oğlum dam. Evet. Odunu. Odunu oğlum yaracak, gelin de sobayı yakacak. Sırf ateşini yakacak yani. Evet, ateşini yakacak. Bir şey diyor be. Bir şey diyor, nasılsa adam taşıyacak yani. He? Herkesin görevi, herkes aynı şey yapıyor, bir ben değil. Babanın evinde de zaten sobayı yakıyordun sen. Yemek yapabiliyor musun? Yapıyorum. Fare zehiri koyup teyze de aman söylememiş olayım ben. Var mı öyle niyetler? Bir şey değil. Tırsıyor musun kaynana da? Hayır, niye tırsıyorsun? Şimdi hafif tırsı balığı gibi de yani. Kılçıklı. Bilir misin tırsı balığını? Yok öyle bir şey yok. Ha ofta yedik bir. Ekip arkadaşlarımızın birinin boğazına kaçtı da Allah korusun öyle yazdı. O kaynanasına hata yapmıştır ondandır o. Yapmıştır. Evet yapmıştır. Bilmiyorum benim gerçi. Gelinim yapmaz öyle bir hata. Sen şu niye bağırarak konuşuyorsun anne? Niye sürekli meydandaki bir politik ediyorsun? Canım kaynanalı. Yükün ağır onun için. Ne yükün? Yükün ağır da bana mı? Bize mi sordun? Kendin yemişsin, almışsın yükünü yani. Onun o değil, yük o değil. Neymiş? Sen bu gelin itmek, düğün almak kolay değil. Gelin almak çok zor. Ne zorluğunu çektin? Ne zorluğunu çektim? İşte altın alacaksın, geline öteber edeceksin. Almayacak mıydın bir daha? Ya işte aldım tabii, alırım gelinime. Nerede, işkembe çorbasıyla mı gelin alacaksın? Yok canım ha, işkembe çorbasını yaparım. Ona ben neler yaparım, neler? Ya iki katlı ev. Ama sobalı, sobalı ama. Evet, bizim burada soba dedin. Kıskanacaksın mı oğlunu? Hayır canım, kıskanmayın gelinimle oğlum, ben çok severim. Yani el ele yürüyecekler falan. Evet, el ele yürüyecekler, kol kola girecekler. Sen de gıcık olmayacaksın. Yo, ben de sevineceğim, alkış edeceğim. Onlar geliyor. Oğlum, kızım, öyle bir durum mu olacak? Evet, evet. Sağ olsun oğlum, kızım gidiyorlar diye alkış edeceğim. Mahallede de şey diyecek, deli, deli, deli. Hayır, deli. Oğlu evlendi, sıyırdı. Öyle mi diyecekler? Kaç demezler, oğlan? Demezler. Oğlan kaç yaşında? Oğlan 23 yaşında. Kaynanam ben de öylesi. Bezde görene böyle, ben de gelinim öyle diyeceğim. Neymiş o, edeceğin ne yani? Yani öyle alkış mı yapıyordu sizde yürürken kaynana? Eskiden çektiğimi şimdikinden çekemeyiz hanımefendi. Eskiden geldi. Devir devişti. Siz direkt öyle ağzınızı yırtarım moduyla daldınız muhabbete, hayırdır ya. Senin el, zaten senin el var, senin el, el. Balyoz, balyoz. Sen yanlış meslek yapıyorsun. Bu kıyamamış halim bir de. Hala suratım ağrıyor annem. Gelin var mı senin? İki tane var. Ben gelinlerimi çok severim. Beni sevdiğin gibi seviyorsan gelin. Onlar zaten meftadır. Nur içinde yatsınlar. Çok iyi kızlar. Gelin hızlı gitti biraz. Buralarda mı gelinler? Ama bizim ilk gelinimiz oydu. Acemiyiz. Onun için yani. Biri Avrupa'da biri burada. Buradakine yazık. Hadi Avrupa'daki yırtmış bir şekilde. Yok yok. Hiç sayamam. İlk gelin mi efendim? Evet ilk gelin. Bir oğlum var zaten. İlki de sonu da bu. Hepsi gelinimin bu. Başka gelinim yok Allah'a izniyle. Hepsi niye bu olacak. Niye gidiyor sanki işler? Vaziyet iyi gidiyor yani. Değil. Ben öp bir de hani sağlamlaştır yani. Sen bir de gülme kız.
Ciddi anneciğim ben ne? İki katlı ev diyor kız ya. Evet kadıncağız ya. Aman kuzum. Yavaş sıkma aman kuzum. Sık, sıkmadan sıkmadan. Aman evlenecek daha. Mürüvvetini görelim ondan evet, sonra. Evet evet. Kızın anası nerede? Az önce ağlıyordu. Buyurun anne. Bir kız kalıyor, bir kız gidiyor ama. Evet. Ve kız anaları bak görüyorsun. Senin kadar neşeli konuşmuyorlar. Annesi. Anası üzgün. Ben gelin alacağım. Anası kızım gidecek diye üzülüyor. Ama ben de gelin alacağım diye sevinçliyim. Senin sevincin bitmiyor be annem. Mesela artık 40 gün 40 gece balkondan alkış tabii, yaparsın. Evet sonra. Alkış yapacağım tabii. Yapacak bir şey yok. Kader böyle. Yok tabii kader böyle. Biz de böyle olduk. Kızımız da böyle tabii. Neyse bir tane var. Tamam. Onunla mı alınacaksınız? O da gidecek bir gün. Ama ona şimdiden üzülmeyeceğim. Şunun üzüntüsünü bir doya doya yaşayın da. Sen neler diyorsun ya insanlar çocuklarından ayrılıyor. Dünür'ü beğendiniz mi efendim? Gözünüz tuttu mu Dünür'ü? Evet. Tanır mıydınız evvelden? Tanırdım. İyi midir aranız? İyiydi. Yoksa sevmezdiniz de Dünür olunca mecburen bir akrabalık bağ mı kuruldu? Yok, söyle söylerdik. Öyle mi? Evet. Eziyet ettirmediniz mi? Yok. Süründürseydiniz biraz? Süründürmedik. Kız mı seviyormuş? Yok, görücüsü değil orada. Sen ondan mı ağlıyorsun? Yok. Sen istemiyor musun? Çok canım istiyorum. Nasıl görücü seni? Gözleri parıyor. Yo istiyorum. Tek görücü. Onlar konuşuyor da annem gibi haberi yok. Tamam. Neyse artık bu saatten sonra da müdahale edemezler. Yani. İş olmuş bitmiş yani. Resmiyete binmiş halde. Annem sen uyu. Bunlar konuşmuşlar. Hiç mi uyanmadın? Telefonlardan, mesajlardan, gece çalmalarından hiç mi uyanmadın? Uyanmadım. Sen zannediyorsun kız ders çalışıyor. Evet. Öyle mi zannediyorsun? Evet. Ders çalışmış onlar. Aile birliği nasıl kurulur? Bir yuvayı neler oluşturur? Beyaz eşya fiyatları nedir? Ne kadar? Takılar ne kadar tutar? Bunların hepsini ders. İyi çalışmışlar ders. Anam kaynana. Canıma değsin. Ben varman inekliye, yoğurdu sinekliye. Hey Allah nasip eylesin, omuzu tüfekliye. Bu Türkiye kız mı oğlana söylüyor? Oğlan mı kıza söylüyor? Kolay gelsin. Hadi. Affedersiniz. Affedersiniz. Buyurduk. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. İsminiz? Serem. Buyurun. Serem. Serem. Evet. Ne demekmiş Serem? Bilmiyorum. Anlamını bulamadım. Çok aradım ama. Serem. Evet. İlk defa duyuyorum. Evet. Ben de hiç duymadım. Başka yok isminiz. Siz nasılsınız? İyiyim ben ne yapayım? Soğanda. Ne zaman bitecek o soğanım? Biraz sonra yiyeceğim. Nedir bu yapılan yemek? Batırık yapıyoruz. Buyur. Batırık. Batırık. Evet, memleketimizin özel yemeği. Mut yemeği midir batırık? Evet. Niye batırık demişler? Neyi batırık? Nasıl yani? Ne karıştığından galiba. Ne var? Allah Allah. Israrla sizinle konuşmamız konusunda yoğun çabalarınıza yok. Dayanamayıp yok. Öyle ben öyle. Kimseye soru sormaya gelmiyor. Anam hemen cevabı sen yapıştırıyorsun. Ha, ondan Serem mi? Ne demekmiş? Bilmem ben bilmem, de bilmem. Ben sadece lafa karışırım diyor. Ha. Sizin isminiz efendim? Senin mi? Evet. Hamide. Hamide Hanım efendim. Niye batırığa batırık demişler? Bütün şeyi karıştırıp elle yorulduğundan galiba karıştırıldığından. Neler karıştırılıyor mesela? Domates, salatalık, maydanoz. Şöyle bir şey olabilir mi acaba? Bu yemeğin ismi şuradan geliyor olabilir mi? Burada bir ton malzeme var ya. Bunların hepsi tomarla para ya. Adamlar bunları alıyor ya siz yemek yapacaksınız diye. Ocağı batırıyorum. Buyurun. Ocağı batırıyorum.
Sen kocayı batırıyorsun. Evet. Battı mı enişte? Batmadı. Batmaz. Batmaz. Batan senin dişler annem. Çok yediğimiz için işte. Çok yediğimiz için. Ben burada hiç taşlı böyle diş dökecek bir şey göremiyorum. Domates yiyip de dişi dökülen kimseyi görmedim. Varsa bir sizi görürüm yani. Elinizi çekiniz lütfen ağzınızdan canım. Dişsizliğin de ayrı bir güzelliği vardır. İsmi nedir beyinizin? Osman. Osman. Osman Bey batırık size yaptıra yaptıra batmış mıdır? Batmaz. Batmaz. Malzemesi nedeniyle mi batırık oluyor? Kocaları batırdığı için. Malzemesi fıstık küncü. Buyurun. Susam, fıstıkla susam, domates kurusu, salatalık. Bunların hepsini karıştırıp olup. Malzeme bitmedi ki annem. Domates. Bitmedi malzeme. Öbür sayfaya geç. Bir sayfanın alabileceği bir malzeme değil nasıl bu. Nasıl bir sayfa? Soralım efendim biz malzemelerini. Hamide Hanım efendiciğimize. Hamide. Nedir efendim malzemeler? Gördüğümüz kadarıyla domates, soğan. Fesleğen. Rahyan da denir eskiden rahyan. Yaşırlar. Reyhan derler, rahyan derler. Tabii eskiler öyle der. İçine de fıstık, susam kavurup makinede çekiyoruz. İçine de onu şu kullanıyoruz. Burada, hı. Domates kurusunu yalnız yazın kullanmayız. Kışın kullanırız. Yazın sadece domates, bol domates. Ondan sonra da düğülcük, neydi adı başka? Bulgur olabilir mi? Köftelik bulgur denilir. Siz ne diyordunuz burada? Biz düğülcük deriz. Düğülcük. Ha, düğülcük. Ama başka yerde köftelik bulgur derler, ince bulgur derler. Lahana turşusunun ne işi var? O lahanayı haşladık. Onu yanında yeriz. Taze yaprak haşladık, asma yaprağı. Onun adı, onu da yanında mı yiyeceğiz? Evet. Yanında. Ha, yumurta. Haşlanmış yaprak. Evet. Böyle alıp böyle. Yo, onu ağzına koyarsın, batırıktan da çekersin. Bunu sulandıracağız ya, kaşıkla içerken yaprağı da beraberinde yeriz. Bu sulu bir yemek mi oluyor? Evet, sulandırıyoruz sonra. Kısırın sulandırılmışı gibi oluyor. Öyle mi? Hı. Bu çorba gibi oluyor. Biberin, o öbür bitkilerin? O işte fesleğen, rahyan. Şu maydanoz, maydanoz da buraya koyacağız. Kurumuş biber haşlıyoruz. Bu da salatalıkla kabak kurutulmuşu haşladık. O ne da. Bulursanız katıyorsunuz. Evet yani işte karışık. Adı başında karışık yani bu. Senin de yanından uzaklaşınca maşallah çene açılıyor. Yanına gelince hiç el ağızda bulmuyor. Hiç konuşmuyoruz. Meşakkatli bir iş midir bunu yapmak? Yok ya, çok basit. Biz alışkın olduğumuz için. Yıllardır zaten burada adet usul öğleden sonraki gezmelerde yapılır. Alışkın olduğumuz için de yapıyoruz. Öğleden sonraki gezmeler. Evet. Nasıl oluyormuş öğleden sonraki gezmeler? Günlerde falan da yapıyoruz işte. Ne günlerinde? Yani herhangi bir batar gezme. Batar tabi adamlar. Herhalde batırık olur bunun. Yok, batmaz. Anlar günlerde, yemeklerde. Ancak kilo aldır. Başka bir şey olmaz. Yürüyüş ondan sonra da. Ben kilolu hanım göremiyorum. Ya şu doğru, burada çok kilolu yok ama var kilo yani. Kilo aldırır mı bu? Yok ya, fazla yiyince yürüyüşe gideriz işte ondan sonra. Sıkıntı vermezsin. Beylerle el ele mi? Yok, beylersiz. Niye beylersiz? Yürü, onlar işlenir. Mutlu hanım, bayağı bir mutlu yani hanım. Evet, evet. Keyfiniz yerindesiniz. Hem mutlu otururuz hem de mutluyuz. Belli bir yaşın üstündekiler mi yapabilir bunu? Herkes yapar. Kızlar burada yapabilir mi? Yapar, niye sonra yapmasınlar? Siz biliyor musunuz batık yapmasını? Evet, biliyoruz. Atma havası, evet biliyoruz. Siz? Biliyoruz. Niye bakıyorsunuz o zaman? Siz? Tabii bilmez miyiz, mutlu kızıyız. Öyle mi? Öyle. Bütün mutlu kızlar bilir mi bunu? Tabii zaman? Bilinmez mi? Niye o eve zaman gittiğinizde, bir gezmeye gittiğinizde yapılmaz, aman kıza bak bir batırık bile yapamadı derler. Evde kalır mı batırık yapamayan kız? Tabii kalır. Mutlu batırıkla kısır yapamayan kız evde kalır. Batırıkla kısır. Mutluluğun formülü çok açık. Tabii yani. Bir batırık bir de kısır. Yani bir batırık bir kısır, bir sen bir ben. Yani öyle. Sizin bekarlık, evlilik vaziyet? Bekarız da. Bekarız da. Niye öyle ses tonunuzda bir kinaya hani yoksam canınıza tak etmiş? Aslı yoksam. Bari bir tonlama hayırdır yani. Yok yok. Bekarız. Allah kahretmesin. Yok yok canım. Yaş kaç kine kine? Sorulmaz hayır da hani. Ben her seferinde aynı laf söylüyorum. Sorulmaz sorulmaz. Sonra da soruyoruz. 17. 17 daha. Daha dur ne bileyim. Sümüklü. Yok ben. Bekarız. Ne bileyim, siz öyle sorusunca ben de bir anda bekarız daha tabii ki.
anlamında. Ha, herhalde yine bekar oldu. Yaşımız ne, başımız ne, daha ne evlenecek durumu mu var? Tebrik ederim. Sağ olasın. Ha, hay yaşıyorsun. İsim? Gamze. Gamze Hanım. Var mı Gamze'niz? Yaptırmadan, ucundan. Kaynananın çekeceği var senden Gamze Hanım. Artık o beni çekecek, ben onu çekeceğim. Ne yapalım? Biraz seni çekecek gibi geliyor bana. Çeksin canım. Bu çene kasları küçüklükten mi gelişmiş böyle? Ne bileyim, az var. Az mı? Halil Mutlu'nun kol kasları bir, senin çene kasları iki. Aslında pek ızdırabımdan konuşamam da ama. Neymiş ızdırabın? Ne bileyim işte, böyle sizi falan görünce çenemiz açıldı bir anda. Allah Allah. Allah Allah, yani öyle herkese konuşuvermem, kıymetinizi bilin. Batırın tadı güzel midir? Çok güzel, yiyen bir daha yer. Şimdi bizim bir kere geldi İstanbul'dan bir tanıdık, bilmiyorlar. Batırık yaptık. Adam ıslacak oluyor, soğuk diyor. Kumutun soğuk çorbası. Çorba gibi bir şey mi bu? Vallahi ne diyeyim, birazdan görelim. Buyurun. Şimdi yoğuracağız artık, her malzemeyi koyduk içine. Çiğ köfte gibi yoğuracaksın. Yani evet. Eller de açılmış pençeli. Evet. Buyurun. Teşekkür Pardon, ederim. Pardon, bu yemek memek yap. Siz yorun yorun. Yemek memek yaparken türküdür, manidir, değiştir. Buyurun. Bilmem ki. Hiçbiriniz mi bilmiyorsunuz? Bilmiyorum. Gamze, sen de mi bilmiyorsun? Ben bilirim canım. Söyleyin bakalım. Mesela Karacaoğlan'ın var bir tane. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca diye. Var var, sende bir hal var da hadi geçmeyelim. Neyse. Hadi 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 geçmeyelim. Hiçbiriniz mi bilmiyorsunuz? Yok, ben bilmiyorum. Aa. Sen annem, dişsiz annem? Yok. Kulak verdim, dört köşeyi dinledim. Arkam sıra gıybet eden çoğumuz. Çok yaşayıp mihnet ile ölmektense az yaşayıp devran sürmek iyiymiş. Bu batırık devranına katılabilir miyiz? Üstadım siz nereden göstermeyin, nasıl yani? Estağfurullah efendim, bayanların çoğunun öğretmeniyim ben. Öyle mi? Evet, mutluysan eğer yaşamaya değer diyerek sizlere de hoş geldiniz deyip şöyle oturacak bir yer bulabilsen. Buyurunuz. Buyurunuz. Böyle yaşlılık maçlılık deyip de bakın, moral vesaire de bozmayın. Hocam isminiz? Efendim, Muzaffer Kılıç. Siz mutlu musunuz? Allah'a şükür mutluyum. Biraz önce de söylemiştim. Mutluysan eğer yaşamaya değer. Biz Karacaoğlan'ın hemşehrileriyiz. Karacaoğlan buralı mı? Efendim, buralı tabii. Karacaoğlan'ın, Karaca kızın anıt mezarı Mutumuz'da. Karaca kız yaşıyor hocam. Yaşıyor tabii. Dönün i̇şte, arkanızı. Aha da Karaca kız. Abi. Aha. Evet. Şanahtar. Evet. Onun da dil pabuç kadar maşallah. 2006 model Karaca kız. Aha da böyle dil. Evet. Evet. Bizim Toroslar'da, Mut'ta kadına ayrı bir değer verilir. Bunların havasından geçilmiyor hocam. Bunların, sen havasına bakma böyle, buradaki havasına bakma. Bir de evde, tarladaki işlerine bak. Çok mu çalışırlar? Çok çalışırlar. Tarlada çalışır, çocuğu dalına hop eder, bir ağacın gölgesine asar, kocasıyla beraber çalışır. Akşam eve geldiğinde de kocası, aa, deodoranımız etkisini kaybetmiş demez. Demez. Hatta öyle ki, ay Allah'ım, avrat hasta olacağına ben hasta olayım. Ama ben öleceğim, avrat ölsün diyecek kadar da... Ağzına sağlık! Seyrediliyoruz değil mi? Hanım falan da seyrediyor değil mi? Allah korusun! Allah sıralı ölüm! Nasip etti, biz 11 yaş büyüğüz ya. Bir görüp teyzesi diyor ki, ayavrum, peyniri deri, avradı eri saklar. Erin er ol. Baş versen takıyı tokuyu, erin er ol. Evet. Doğru demiş değil mi karı? Evet. Sizi vallahi saklamış er. Ha, bu hanımın babadan da zengin, kocadan da zengin. Onun için işi de iş. Baş köşeye oturmuş. Baş köşeye oturmuş. Çaktırmamak için de bir tane bilezik koymuş. Yani. Zenginliğini de fazla göstermiyor. Delikanlı ya ebesi der ki, oğlum kuzum niye evlenmen? Ay abi, gözüme göre birini bulamıyorum. Kuzum demiş, gözüğün tuttuğu, kanın kaynadığı, huranı hopur hopur ettiren biri varsa aradığın odur. Aguzum, güzel güzel olmaz, gönül seven güzel olur. Boyalısı değil kuzum, hayalısı lazım, hayalısı. Evet. Nasıl?
sayınız bizim ufkumuzu açtınız. Teşekkür ederim. Yaşam düsturumuz oldunuz. Evet. Hatta müsaade ederseniz İstanbul'a dönene kadar sizi yanımıza alsak. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. İyiyiz. İşte. Bazen atıyoruz, pişiriyoruz. Börek atıyoruz. İsminizi bağışlayınız lütfen. Zuhal Bulut. Zuhal hanımefendi. Evet. Bu gördüğüm kadarıyla bir odun ateşinden yanan evet, bir sobanın üzerinde. Sadece soba yapmışlar buralarda. Buralarda sadece soba. Siz buna bazlama mı diyorsunuz evet, efendim? Evet. Bazlama diyoruz. Efendim? Hamurdan bildiğimiz gibi atılıyor. Burada da pişiriliyor. Öyle havalı havalı sanki hiç pişirmemiş gibi şey yapmayalım lütfen. Al pişir bakalım. Pişirir ne var? Pişir pişirir. Gözün değdi işte, gözün. Vallahi öyle oldu herhalde. Nazar değdi Zuhal Hanım efendim. Vallahi bana nazar değdi. Kıskanır mı komşular mı sizi? Herhalde, herhalde nazar ettiğine göre. Gelin var mı sizde? Var gelin. Rahatsın o zaman. Rahat. Ne olacak, kayınbaba tasası yok. Kaynana da nasıl olsa geldi yapar kendi yer. Nasıl yani? Kendi yapar, geline yedirmez mi kaynana? Geline de yedirir ne olsun. Şimdiki gelinler, kaynana kaynanalar, gelin eskidenimiz o kaynanaların kaynana olduğu. Siz bir kaynana çekmişsiniz galiba. Çekmedim hiç. Benimkinin anası 2,5 yaşındayken ölmüş zaten. Ha, kaynana yok sizde. Yok, yok diye aldım zaten onu. Kaynana tatası olmasın diye aldım. Kaynar kazana atarım diye korkumdan. Sonra dün beni de atar gelin. Ondan ben de anası olmayanını aldım. Dünür yok sizin. Yok. Yok. Sen de annem. Karadul gibi Allah korusun ya. Esas işi de yapan, sizin ismin efendim? Benim ismim Fatma Sinan. Fatma Hanım, atmışlar sizi ateşin başına. Evet. En ağır işi de size yaptırıyorlar burada. Bayağı da ağır. Kıymet biliyorlar mı bari? Vallahi onu da kendileri bilir. Batırıkla beraber yenir mi bunlar? Yok. Batırıkla da beraber güzel hayır, olmaz. Siz bunun içine kaşar mı koyuyorsunuz sadece? Kaşar koyuyoruz. Çikolatalı yapıyoruz. Patatesli yapıyoruz ama şu anda elimizde sadece kaşar var. Kaşarlı pide gibi. Ama ağızlarına yutmadan tadı güzel mi söylüyor? Ağızlarına hem alırlar her şeyi. Aldıklarıyla ay ne kadar güzel. Ne kadar güzel derler. Ha harika. Daha yemeden mi söylüyorlar? Yemeden söylerler. Hep yemek yarısında olsun şeyde olsun hep öyle derler. Ben de şaşıyorum. Ağızlarına ne zaman damak zevkine vardı bunlar da hemencelik söyledi diye. Reklam yapıyorlar onu. Bakmadan diyorlar. Siz iyice gelin ondan sonra söyleyin. Ha işte. Yeni anladım galiba. Şimdi yeni vardı daha. Börek bitti daha tadına varamadınız mı? Diyorum ya. Ellerinize börek işte ya. Evet. Börek. Ellerinize sağlık kızım. Batırık tamam. Batırık tamam. İçilmeye hazır. Bu ara. Ha. Ama çok durduğu zaman da şişince lezzetini kaybeder. Bayağı da şişti. İnşallah güzeldir. Nasıl yeniyor efendim bu? Nasıl yeniyor? Deneyeyim mi? Gösterin. Allah, utandım da. Ne var utanacak? O tarafı yemek yiyecek mi? Ablacığım yani. Şöyle yapılır. Aslında ben kendim böyle yemem de genelde böyle yerler. Şöyle atarlar. Şunu da şöyle yaparlar. Allah büyük yapmayın. Şunu da şöyle yaparlar. Derler ya. Derler. Evet. Peki onu demezsek ne oluyor? Yani onu demezsek ev sahibi onu demenizi bekler. Demezsen aman neyi eksik ki, şunu mu koymadım, bunu mu koymadım ki ev sahibi bir telaş alır. Ne oldu telaş aldı? Tut ki beğenmedi müşteri, ne olmuş aman müşteri diyor. Müsaade beğenmedi yani dünyanın sonu değil. Yani olur mu burası batırık, başka bir şey olsa hadi ilk denedim diyeceğim batırık. Deneyelim. Şimdi şeyi alıyoruz şunu. Bu bildiğimiz yaprak sarmasının evet, yaprağı. Ha, evet atma yaprağı. Bak şeyini temizleyin. Neyini temizledin? O da bir vitamin verir. Tapıyla, şeyle, yaprağıyla yenmez öyle. Sensin. Ne fark eder, yaprağı yenir yani. Kaçtığınız dağılın. Çok teşekkür ederim. Efendim. Nar ekşisini sever mi? Nar ekşisini sevem. Bak şöyle yapacağız ona. Haydi bakalım. Attık. Evet, aynen öyle. Kaybedersek bunun içinde? Bir daha atarız. Kaybedersek ne olur? Bir zaman olur. Kaşaları sahip durmayacağız, yenilir. Kaşaları bulacağız. Kaybederse.
Yalan. Dinlediğiniz için size değişik geldi. Bir de yapraksız deneyim. Yaprak büyük geldi, bir de yapraksız deneyim. Ben size bir şey söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, ben kısır ve kısır muadili şeyleri hiç sevmem. Ama bu hakikaten çok güzel. Yani sevmediğinizde yaprağı... Yok, genelde çekim için ayıp olmasın diye hatıra binaen bir tane alıyorum. Fakat bunu biraz yiyeceğim insanlar. Kardeş, biz bu ateşi yaktık ama sor bakalım niye yaktık? Yani bu sigarette bu ateşi niye yaktık ki ben anlayamadım. Açız. Yiyecek bir şey yok. Yok, o yüzden niye yaktın yani? Sen karıncanın hikayesini bilir misin? Umut meselesi var, değil mi? Karınca çıkmış Kabe'ye gidecek. Yürüyor. Tamam. Yolda başka mahluklarla karşılaşmışlar. Demişler ki karıncaya nereye gidiyorsun? Kabe'ye gidiyorum demiş karınca. Demişler sen Kabe'ye varamazsın ki. Yolunda ölürüm demiş. Umut, ateşi yaktık. Belki ne bileyim bir yemek olur, bir şey olur. Allah'tan ümit kesilmez yani. Ben umutluyum. Bir de şeyi bilmiyorlar tamam mı ahali? Habire götürüyor, habire götürüyor. O götürdüklerimizin arasında 8 saat var. 8 saatte onlar 4 kere yemek yiyorlar biliyor musun? 4 kere yemek yiyorlar. 2 lokma atıyoruz ağzımıza, o da tadımlık. Hani sıka basa karnımızı da doyuruyoruz. Habire götürüyor oluyoruz biliyor musun? Açık. Olsa bir yemek çekimi. Olsa. Öyle. Ne yapalım? Ateş hazır. Ben üstü boş. Oley gelsin oğlum. Hayırlı işler olsun. Oley gelsin. Anne. Anne. Buyur çocuğum. Anneciğim. Gerçek. Gerçek. Hı. Gerçek. Vurunca acıyor. Dokunuyorsun. İnsan sıcaklığı. Şimdi indirince de lütfen otur. Lütfen otur anneciğim. Bu rüyalarda vardır. Aksakallı dede. Rüyaya girer böyle bir şey olduğunda. Acaba aksaklı yine midir aç kalanlara yemek? Ellerde yemek kokuyor ama ismin ne senin anneciğim? Şerife Bulgaz. Şerife anne. He, Şerife. Sen mutlu musun? Mutluyum. Çok mu mutlusun? Çok şükür mutluyum. Yani Mut ilçesindensin değil mi? Mut ilçesindenim. Kendim de mutluyum çok şükür. Oh maşallah. He. Bastan? Ayaklar sızılıyor. Artık eklem yerleri... Eklem yerleri ağrır açıcım. Ayaklar artık yılların yükünden isyan mı ettiler? Tabii tabii. Vaktinde işi tuttuk şimdi de çöktük. Otur aldık. Vallahi he. Kızmazsan yaşın kaç anne? Yaş 80'e varıyor. 80? Tabii. Biz 80'de böyle olalım. İnşallah. Allah bin bereket versin. Allah sizi de böyle torun göstersin. Ondan gelirim yaşatsın. Yetinlemenizi sürdürsün. Allah'ım çok mutluluk versin. İnşallah be anneciğim. Mut'a gelince mutlu olunuyor mu? Evet. Nerede olsan Allah'ın bileceği bir iş o mutluluğu. Ha. Kaç çocuk var senin anne? 4. Allah bağışlasın. Bir kız, 3 oğlan. Oh! 3 tane de gelin var. 3 tane gelinim var şükür. Bakıyor mu sana gelinler? Hem nasıl bakarlar? Vallahi. Allah'a. Bir dediğini ikiletmiyor. Bölgelerinde yaşıyor. Anne be. Muhabbeti sen de çok tatlısın. Dilin de şeker de. He. Bir laf vardır bilir misin? He. Aç ayı oynamaz diye. Bilir misin onu? Bilirim tabii. Bilirsin. Anne bak. Ayıptır söylemesi bizim karnımız aç. He. Yani pişirdim, keşkek pişirdim. Dolu ben de soru öyle geldim size. Bu ateş niye yanır? Karnınız aç mı, susuz mu diye geldim ben size. Ben sana ne dedim kardeş? Ballı mısın? Ya bal ne, bal ne? Kalktığım zaman şu kütüğü direkt kovanın içerisine sok. Tamam mı? Polen sütü diye sat. Bal damlıyor her tarafında. Her tarafında. Biz de ateşi yaktık. He. Biri dedik görür de oğlum ateşi yakmışsın da üstünde hiçbir şey yok çocuğum der dedik. Ak saçlı yine bekliyorduk. İşte bildi onu. Ne dedin sen Yahni? He? Yahni. Evvel bizim köylerimizde işte kuşbaşı etten, nohuttan yemek pişiririz. Yahni deriz ona. Keşkek deriz. Buğday doğuma doğdururuz. Pişiririz kazanlarda, tencerelerde. Keşkek deriz.
şu keşkek ve yahniden bahsetmişken, onlar uzakta değilse, gidip alıp gelsek de şurada yiyi yiyi versin şu fakirler diye. Aldık geldik. Ben aldım gelinlerime getirdim yiyi yiyi. Ünlü gelinlerine de getirsinler. Sesleni ver de getiri getiri ver. Kızım kaşık falan getirin, keşke yani getirin hadi. Adamları ateş yakmışlar, o kanları acımış ona yemek. Burada bir ev var hana. Adam keşkek yani yememi. Yememi? He. Yiyip. Yemek hazır. Yetişsin gelinler yiyen. Müşavirimize şey ettik, yani davet ettik. İşte müşavirimize yedirip oturkanın, siz de rast geldiniz bin kere maşallah. Sen dumanı mı gördün? He, dumanı gördük. Kızılderililer boşu boşuna dumanla işaretleşmiyorlar. He. He. Herhalde oturan boğa acıkmış Siyu kabilesinden, bak yakmış bir ateş, bir şey pişer mi diye. Bizon pişiren bir teyze herhalde bizim. Aksaçlı ne gibi geç. Oradan bir ateş yakma. Sonra işaretleşmişler, dumanlaşmışlar. Gelinler ağır galiba biraz. Ağır kanlı gelinler galiba. Ağır mı yeğenim bilmem. Bilmiyorum. Bana kaynana yeğen seslenecek, hala o yahniyle keşkek gelmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Benim zamanımda olamaz. Gelinler. Bence sen o bastonu yürümek için bacaklarına destek olarak destek değil de olarak. Biraz da gelinlerin, affedersin, sırtına sırtına çalışsan. Yok. Olmaz mı? Şey yok. Hiç. Gelinlerim cephemde, cephemde. Ya. Aman da aman. Amanın da aman. Yani. Yani. Vallahi hiçbir yere bırakmayın. Onlar direkt kucağıma gelsin. Gelin mi sen yanıma? Gelin mi? Hatta siz geliniz, gelin misiniz? Gelin misiniz? Şömin ablacığım ateşin başına. Çok iyi gider böyle. Yazın ateş başı çok iyi gider. Hı? Üşüdün mü? Siz üşümüşsünüz, yapmışsınız, terliyorsunuz, ben de terliyorum. Kaç yıllık gelmişsiniz efendim? 30. 30. Başımın üstündedir diyor gelinler. Evet. İyi midir aranız? İyi. Bugün bize mi kısmetmiş yani? Bize kısmetmiş. Keşkek. Sizi konuştuyduk, üstüne geldik. İyi için. Benim canım ciğerim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şerif anneciğim. Gelini. Sağ olunuz, var olunuz. Senin için bitti mi? Senin için biter mi be annem be? Daha çok aç vardır senin doyuracağın. Vardır yani buralarda. Kısmet olana, kısmet olana. Bu çekimlik değil be iyiyim be. Hadi gelin o zaman. Yiyelim. Mersin'de değişmiş iyiyim. Büyümüş. Çocukluğumun Mersin'i yok dayımları ziyarete geldiğimiz Mersin. Hadi. Teyzemi görüyor musun? Evet. Oturmuş öyle. Ne gelseydim ne giderdim. Günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum. Dostlar bunu hatırlasın diye mi geldiniz? Teyzeciğim nasılsın? Ne gelseydim ne giderdim. Günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum. Dostlar bunu hatırlasın diye geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sizden de. Senin adın ne anneciğim? Sultan Güngör, Mersin köylü. Mersin köylü mü? Mersin il oldu be annem. İl mi oldu? İl oldu. Mersin ben köylüyüm, ben köylüyüm ya. Belki eskiden köylüyüm. Yok şimdi koca bir il oldu. Ne yapıyorsun buralarda? Değiş mi söylüyorsun? Ben mi? Hmm. Yok. Yayladaydım, bura göçtüm de. Bu yaşıma da kazandığımı çekiverdim kapımı. Hocam hastalandı buraya. Bey rahatsız mı şimdi? Rahatsız. Yayla daha iyi gelmez mi rahatsız olduğunda? Çok iyi geliyor. Kaç çocuk var? 10. 7 kızımın 3 oğlum var. Kardeşim var. Allah bağışlasın. Hı. Sen ne iş yaparsın? Benim ne iş yapacağım? Bir yemek getiren olsa yiyeceğim. Başka bir şey. Bir şey yapacağım. 80 yaşındayım. 80 mi? Maşallah kulaklar duyuyor. Akıllı yerinde. Sağlık da fena değil. Çukurova'dan türkü bile istiyorum. Kıvırcık Ali'yi tanır mı? Kıvırcık Ali'yi tanır mı? Ondan türkü bile istiyorum. Kıvırcık Ali bu arkadaşın hemşerisi, Tokatlı. Ne türküsü istiyorsun Kıvırcık Ali? Isırgan otları çağırıyor. Isırgan otları. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz bulur. Sen türkü mü seviyorsun anne be? Az önce bir deyiş söyledin. Var mı sende deyişler öyle maniler? Ne bileyim, aklımda bir şey yok. Ben yalnız olmalıyım. Yalnız olmalıyım. O zaman sabahına kalktım mıydım?
Bir çay demle bana dedim deveye. Hastalandım dedim. Ya reis. Bugün dosya aralanmış. Her yanı farelenmiş. Demledi mi çayı dedi? Demledi. Hiç sözümü tutmaz. Hiç sözümü o da evlenelim. Duğurlu aldık biz birbirimizi. He, severek yani. Severek birbirimizi. Öyle bir kaçma durumu oldu yok, mu? Yok yok. Dün davullu zurnalı. Evde senin sözün mü geçer? Benim söz de geçer, onun sözü de geçer. Tabi beylerin sözü geçmesi gerekiyor değil mi? Bilmiyorum. Beylerin mi geçiyor hanımlar? Evet, beylerin geçer. Evvel ya şimdi televizyona baktık sonra hanımla da bozuldu. O icat olmasaydı kimse bozulmayacaktı ne? Yerinde rahat duracaktı herkes. Ya bizim bu maçolu erkeklerin beyliğini televizyon mu aldı ellerinden? Hanımlar televizyona bakınca mı konuşmaya başladı? Öyle oldu sandılar. Yani bir damat var, böyle sizin gibi bir araştırıcı geldi. Ona bir şeyler konuşuyordum, dedi ana dedi. Hı, ne diyorsun? Dedi, dilekçeyi okumadan dedi, imza atılmaz dedi, bir yere imza atmışsın dedi bana. Ben de hayır oğlum dedim, ben bir yere, ben okumuşum yok ki dedi. İmza attım dedi. Yok yok dedi, Adana'da dedi, Sultan Güngör, Sümge İşleri dedi, kitabın satılıyor. Hadi, senin kitabın mı varmış bir de? Yani geldiler de aldılar bizden yani. Senin de işlerin var. Bu de işler senin kendine mi ait? Alalım bir iki de iş o zaman size. Ben de kızlara vardım diyor. Ya hoşça geldin can dediler. Süründüm kapıyı içeri geçtim. Ya hoşça geldin can dediler. Göğden düştü bir yaşıl anem. Bunu okudu cümle alem. Dişim divit, dilim kalem. Ya hoşça geldin can dediler. Bir dolu versem içen mi? Kandan kinden geçen mi? Gizli sırlarımı açan mı? Ya hoşça geldin can dedim. Bu deyiş senin mi? Tabii. Anne sen okuma yazma bilmiyorsun değil mi? Ah ben bir okusaydım bir de saç çalsaydım. Buralarda ölmezdim. Denize atarsanız öldürdüm. Allah korusun. Denize atarsanız öldürdüm yani. Bu iş böyle deme Ervan'ım diyor. Gidemezdin gündüz gece diyor. Unuttum böyleyince diyor. Meyve dalda durmaz hep diyor, unuttur birçok sebep diyor. Unutmak kolay mı? Unutursun meyve bana. Bir kerti gelmiş, ceviz varmış, ceviz satıyormuş, durup durup. Arkadaşlara da vermiş, arkadaşlara da vermiş. Biz sattıktan sonra bizi unutma ha demiş. Onunla ne sanmış, bizi sevdi. Kerti yani unutman diyor sanmış. Neyse, o adam çetilmiş ceviz de bizi ne yiyin diyormuş, çıkardım atmış diyormuş. Allah razı olsun demişler, Allah razı olsun. Unutma ha, unutma, bizi unutma diyormuş. Ben çetin ceviz gibi değil de o çerçenin hakikaten bizi unutma demesi gibi değil. Unutma bizi oldu mu? Oldu. Çok memnun oldum. Allah'ın ömürü olsun. Karal kazan kıyırsın. Amin. Amin. Allah hadi Allah'a emanet. Mutabağlı Yazalan Mahallesi'ndeyiz. Sevgili seyircilerimiz. İzlenen programsanız böyle oluyor yani. Karşılanmanız biraz davul zurnayla oluyor. Ahali gelip sizi karşılar izleniyorsanız. Görüyorsun değil mi? Muameleyi görüyorsun. Nasıl karşılanıyoruz? Devlet büyüğü gibi. Bir tane izle. Sağ olun. Sağ olun sevgili mutlular. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu nasıl karşılama ya? Lan böyle karşılama olur mu? Adam umurunda değiliz adamların ya. Geldik şişim şişim kasım kasım. Nasıl tanımaz abicim ya? Türkiye'nin en çok izlenen gezi programımız var mı daha? Gönül koydum abi ben bu işe. Ne oluyor? Nedir? Ya bu davul zurnanın ne işi var madem hiç karşılanmıyorsak yani değil mi? Bu ahal niye toplanmış yani? Selamünaleyküm. Merhabalar.
Biz İstanbul'dan geliyoruz da. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne var ne yok? İyilik sarı olan. Ne bir tane çıktı. Bir tane çık bizi tanıyor. Gel öpeceğiz seni. Gel. Gel. Sen tanıyor musun bizi? Tanıyorum. Affedersiniz ne öyle bizi bırakıp oradan gittiniz geldiniz geçtiniz yanımızdan. Ne oluyor nedir? Hocam biz oynamıyoruz. Bir de sizi görmedik bir herhalde geçerken orada. Görmediniz. Ben görmedim yani. Bir gözlük numaran senin yetmiyor zaten beni görmeye. Hadi sen görme. Senin gözlüğün yok. Ben de görmedim. Görmedin. Sen? Ben de görmedim. Görmedin. Yaşından başından utanıyor biraz ayrı elindeki tesbihler. Görmemişsin. Ne oyunu bu? Ne toplandınız? Bu kale oyunu efendim. Kale? Oyunu. Ya mezarlığa mı geldik? Yanlış bir şey yapmıyor muyuz? Biz de çıkalım buradan. Yok. Kale taş oyunu. Kale taş oyunu. Buyur. Kale taş oyunu. Nasıl yani? Şimdi biz eski atalarımızdan genellikle çobanların oynamış olduğu bir oyun. Çoban oyunu mu bu? Evet. Biz koyunlarımızı, davalarımızı yatırdık. Sabahtan beri güttük geldik. Şimdi biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Ama biz sizi görmedik hiç. Oyunun heyecandan olsun. Görmemiş olabilirsin. Sen ne diyeyim şimdi yani? Israrla şey mi diyeyim ya? Reklam mı yapacağız? Tamam. Neyse. Buyur. Televizyonda gördüm mesela. Yani hatırlamaya başladım. Tabii hatırladım. Hatırlayacağım. Az daha az bak. Aslında bu kadar sarı değil misin ya? Allah Allah. Allah Allah. Türkiye'nin sorayı sen değil mi? Efendim? Türkiye'nin sorayı. Estağfurullah o tanım bizi aşağı. Seni çok seviyoruz. Sağ ol. Neyse gel seni de öpeceğim. Kanal 7'de. Kanal 7'de hasta oluyoruz. Şu oyunu bir yapalım bakalım. Buyurun. Önce bir atışalım biz arkadaşlar. Takımlara ayıracağız. Ayırın bakalım. Aldım. Sattım. Aldım. Sattım. Aldım. Sattım. Aldım. Sattım. Aldım. Sattım. Aldım. Sattım. Mustafa emmi sen bizim takıma gel. Kimdir bunlar? Forvet oyuncuları mı? Hayır bunlar kaleci. Kaleci mi? Evet. Erdal. Sesler mi? Erdal. Süleyman abi. Evet. Namur abi. Özel kardeş. Ali. Ya yok mudur talipimiz ya? Artıran. Yok mudur bizim? Bir de sen alalım ya. Yaşa be. Bittiniz. Alo. Bittiniz. Ben muhtar da alıyorum abi. Bu muhtar işi bozdu. Son dakika transferi. Bittiniz ya. Çok, rakip çok kötü oldu böyle şimdi ya. Rakip oldu. Ne oldu rakip? Tamam. Evet. Hop. Onun da hemen 10 santimler içine gittik var. 30 tanları götürmüyor. 30 tanları götürmüyor. Bir de taş yıpıran, taşı vuran tekrar bir daha atma hakkı var. Vuramayan geçiyor. Vurabilen tekrar bir daha atma hakkı var. Taş yıpıran taşları mı vuruyor? Evet bunları yıkan kazanıyor. İyi haleleri yıkan kazanıyor. Budur yani. Aynen bu. Soğan var mı yok? Soğan var. Yıkan yıkılan tarafı taşıyacak kısımda. Hı? Götürüp götürüp. Yıkar mıydı benim? Ya ben başka bir adamla sayın şunuyla eşleşeceğim ya. Gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Kaynana artık aşk açmışız. Kaynana seviyoruz geçmişiz. Ayağınızı alırsanız ablası. Oo, bayan yönetici özür dilerim. Şimdi, ya size sormadan lambırt diye oturduk ama başta bir düzenleyeceğiniz bir şey bekleriz yani. Ayağını oradan al, elinde de sopa var ya. Tabii buyurup verir. En kıdemli midir kendisi? Kıdemli. 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 Ya şu an reis o mudur yani? Reis odur. Öyle mi? Kızılderililerde reislere isim koyuyorlar. Siz koydunuz mu mesela? Yok koymadım. Oturan teyze mesela? Yengedir. Yenge. Sizin yengeniz mi? Evet. Nasılsınız efendim? İyiyiz Allah'a çok şükür. Sen nasılsın?
iyi. Abla senin denge yani yüz hatları hakikaten. Vakti zamanında şimdi bir Amerikalı modacı böyle ideal yüz belirlemişti değil mi? Gazetelere falan yer almıştı. İdeal yüz burada. Gözlüğün bir tarafı yok fakat bir şekilde düşmüyor. Hokka burun kendisini tutuyor. Nasıl oluyor yani? Ne yapayım? Torun kırıyordu. Torun kırıyordu. Torun kırdıktan sonra yapılmıyor mu? Yapmadık. Daha yeni kırıldı. Ama zor böyle benden be. Zor ya, görüyorum. Allah rahmet eylesin. He. Dedemin böyle bir gözlüğü vardı. Dede dedi derdim ya, bir tamir edeyim şunu. Torunlara da iş işliyorum. Boş mu durayım? Toruna mı o? Toruna yapıyorum. Kazak mı öreceksin? Evet, kazak öreceğim. Önümüz kış değil ki, önümüz yaz. Hatta yaza geldik. Kuz gelir, kuzun kış gelir. Kışa dayanacaklarım. İşiniz bu mu torunlara? He, torunlara iş işlemek. Yemekliyiz. Mersin'den koştuk geldik burada. 4 senedir buradayız. Hayırdır? Burası tabii yani Tayran'da. Tabii yayla güzel yani. Baksana yerlik, yeşillik, beyaz etrafı. Mersin yanıyor be annem be. Yanıyor Mersin. Mersin'de yaşayamayalım. Ya herkesin kolları da yakıyor maşallah. Herkes de bir altın, bir altın. Buralarda çok mu geçer akçedir altın? Evet. Yani evlenecek adam buralardan evlenecekse, Mersin'den evlenecekse, Değirmendere'den evlenecekse biraz cebinde para olmalı mı yani? Evet. Yoksa yok. Tabii gelini az da olsa çok da olsa bilezik takacak. Bir alt limit vardır ama yani. Yani 100 gram. 100 gramdan evet. Aşağısına gelin gitmiyor musunuz? Yok gitmez. Çok seviyorsunuz adamı. Yok 100 gram altın alacak parası. Yok bulurlar bir yerden alırlar. Sizi ilgilendirmiyor mu nereden bulurlar? Yok ilgilendirmez. Başka zaman zaten aldıramazsınız ki. Öyle mi? Evet. Adam aldıktan sonra bir daha suratına bakmıyor mu? Kolları. Yok. Bakmıyor, 3 ay sonra bozduruyorlar. Şimdi lokum görüyorum ön tarafta ben. Siz mi yaptınız? Evet. Lokumu? Yok yani satın aldık parayla. Hiç kim uğraşacak lokum yapmayla? Tabii, kazı varken. Kolayı varken bir de uğraşacağız mı biz onunla? Tabii. Şimdi daha mı rahat hayat? Tabii şimdi daha iyi, daha rahat, daha güzel. Eskiden bu lokumları yoktu, satılmıyordu. Mecbur kendin yapacaksın. Satılıyor da şey diye satılıyordu, kuyu yerinde bulunmazdı. Bağır abla, önemli değil. Bağır ya, hiç önemli değil. Kuyu yerinde satılmaz. Tamam. Bağır yani, eşine kızdıysan bana çemkir yani. Yok canım, niye kızacağım ki ya? Ne bileyim öyle, satılmazdı. Tamam. Satılmazdı. Siz isminiz efendim? Hatice Ceylan. Hatice Ceylan hanımefendi, beze mi deniyorsun? Evet, pazını yapıyoruz, börek yapacağız. Kim yiyecek börekleri? Biz. Ben. Evet, sen hazırladık. Oldu. Bir tadım. Size hazırladık börek. Ispanak böreği. Ispanak. Peynir. Peynir ama biraz enteresan böyle. Sırf peynir koymuyoruz. Maydanoz mu var? Maydanoz, soğan, yağ, salça koyuyoruz. Yağ mı? Evet. Salça mı? Domates salçası mı? Evet. Salçası mı? Gayetladık işte siz görüyorsunuz. Bu ne peki? Helvaya benziyor. Helva. Helva sıkması yapacağız sana. Helva? Sıkma yapacağız. Yemedek diye yapılıyor. Size efendim... Ne iş yapıyorsunuz? Yani bazı zamanın dışında bir işiniz var mı? Bahçeye dikeriz, bahçeye gideriz. Suslarız, boston dikeriz. Yövmeye gideriz. Başka meziyetleriniz var mı efendim? Başka bir meziyetimiz yok. Tarlada çalışırız. Az önce sınıfçı diye seslendiler de. Arkada o sınıfçı. Nerede sınıfçı? Sınıfçı. Yani kırık çıkıkçı. Evet, kırık yapar. Bir nevi ortopedi işlerine bakıyor. Soralım bakalım. Siz misiniz efendim sınıfçı? Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Anne benim şu sol, şey sağ omuz üstü. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Yok mu? Ah! Bir bak o omuz üstüne. Onu top oynarken kırdık bak. Şu kemiği gördün mü? O kemiği gör. Mili sokmasın bir tarafımıza da. Hayda! Bak kusur değil de anneciğim. Bir bakıver ona. Kaynamış mı o? Damar üşütmüşüm. Ne yapmışım? Üşütmüşüm. Üşütünce mi olur o damar? Evet. Bir oturayım yanınıza. İsminiz efendim sizin? Fatma Değirmenci. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arayın arayı bulsam izini ayağın tozuna sürsem yüzünü hak nasip eylese görsem yüzünü ya Muhammed canım arzular seni.
Ya Muhammed canım, arzular seni. Bittim. Niye bittin anne? Bittim. Aşkına yandım, dağlara gittim. Medine dağında nurlara baktım. Mekke'ye varınca orayı gördüm. Ya Muhammed canım, arzular seni. Ya Muhammed canım, arzular seni. Siz gittiniz mi kutsal topraklara? Umre'ye mi hacca mı gittiniz? Hacca gittim. Hacca gittiniz. Allah kabul etsin. Amin. 2001 yılında. Ravza-i Mutahara'da ne yaptınız? Elhamdülillah ya Rabbi, çok yeter. Aklınıza gelince yine gözleriniz mi doluyor? Tabii. Heyecanımdan o mübarek bir aklıma geldi miydi? Hepsini unutuyorum. Şu çaydanlık nedir? Bu kriz ocağı diyorlar buna. Buyur. Kriz ocağı diyorlar. Ocak yani mantık. İçine köz konuyor, yemek bitiyor, çay bitiyor üstünde. Ne krizinden sonra olmuş? Süt olmayınca bunu kullanıyoruz şimdi. Kriz. Yani, evet, ocağı. Ona kriz diyorlar yani. Süt pahalı olduğu zaman. Bazen evet, bunu kullanıyoruz. Su kovası. Bittiği zaman. İçinde köz. İçinde köz konuyor. Bitiyor. Çaydır vesaire. Çaydır, evet, çaydır, yemektir, hepsi yapılıyor yani. Tanıştırtayım efendim. Evet. Mucit milletimizin, hı hı, her türlü zorluğa karşı, evet, muhakkak bir fikri, bir buluşu vardır. Hı hı. Kriz ocağı. Hı, kriz ocağı diyorlar. Ücretsiz değil mi? Ücretsiz. Közü ne? Bunun şimdi için hiçbir şeye para ödemek gerekmiyor. Yok. Yani tüp parasıdır, elektriktir, yok, vesairedir, yok, doğalgazdır, evet, falan yok. Güzel. Tamam mıdır börekler? Tamamdır. Yiyebiliriz. Ama buyurun, ya işte öyle değil. Herkesin gözlerinde olur mu? Efendim, iç el turumuz devam ediyor. Mersin'i de özlemişiz. Hakikaten güzel. Dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olayım. Sizler nasılsınız? İyi, çok şükür. İsmin ne senin? Mustafa Kelleli. Kelleli? Evet. Evet, soy isim hakikaten uyuyor. Mustafa dayıcım benim uymuş. Burası şehrin merkezi değil mi? Evet. Mersin'in göbeği. Mersin'in göbeği. Bu ne oluyor? Bu Katır. Katır. Evet. Bir ismi var mı Katır'ın? İsmi... Koymadın. Koymadık işte, evet. Atla eşek arası, affedersin. Evet. Sen ne yapıyorsun Katır'la? Odun çekiyoruz. Burada? Yok, dağlarda. Buraya niye geldin? Nallatmak için geldim şimdi buraya. Nasıl? Dağlarda nallatacak kimse yok mu dayımla? Orada yok, şimdi burada var. Burada, buraya geldik. Nallatacaksın. Evet. Beraber nallatabilir miyim? Buyurun. Gel bakalım. Buna da bir isim koyacağız ama. Buluruz bir isim. Nalcı buralarda yakın mı? Yakın, hemen şurada. Eşeği saldım çayıra, otlaya karnım doyura. O ne? Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız abla? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanışıyor musunuz Mustafa abiyle? Tanışıyor. Ne yapıyorsunuz burada? Narbat. Ya, çakarık. Siz? Evet. Nal. Evet. Nallarık hayvanı. Nalbant bayan. Evet. İlk defa görüyorum ben bunu. İsminiz evet, ne sizin? Fatma. Armut. Bu bey kim oluyor? Abim olur. Abiniz. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizin isim ne? Ahmet Armut. Kim daha iyi nal çakıyor? Bu da çakabilir. Çakar yani. Fatma Hanım mı? Evet. Evet. Allah Allah. Abla, bu erkek evet, kişi değil mi ya? Olsun, mesleğimiz olduğu için biz de yapma zorundayız, yapıyoruz. Nereden öğrendik, aklına geldi nalbant olmak? Yani bayan pek uyumaz gibi geliyor. Yani tabii bizim ekmek içimize bakıyor. Ekmek şey olunca teknesi uyuyor.
Eşeği saldım çayıra, otlaya karnım doyura, gördüğü rüyayı hayra. Anan 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 anan. Uzak mı oldun çekeceğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.